geldiniz. Dur, yağmur. Güneşli hava. Güneşe karşı mı bu? Japonların yaptığı gibi. Siz güneş gibisiniz. Evet. Güzel bir karşılanma. Güzel bir. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hoş bulduk. Merdiven var. Çünkü biz alt kültür demeyelim. Yani görgülü bir aileden geliyoruz. Annem Hatice Ekşioğlu ağa kızıydı. Yani fındık ağası kızıydı. Babamın tarafı da okumuş. Entelektüel şey olan, milletvekilleri olan içerisinde. Sohbet etmeyi işte severler, rakı içerler, şiir okurlar, şarkı söylerler. Annem de dedi ki babama işte hem rakı içiyorsun hem namaz kılıyorsun. Nasıl? O sen bana karışma falan derdi. Ya oradan mı merdiven? Son şey yok, hayır. Bizim öyle, çünkü ben ortaokulda, ilkokulda ikmale kaldım 5'te. Ortaokulda sınıfta kaldım. Lisede sınıfta kaldım. Kötü bir talebeydim ve içimizde de şey var, bir var olma, kendini kanıtlama, bir basamak daha yukarı çıkabilir miyim duygusu var. Oradan geliyor merdiven. Oradan geliyor merdiven. Şimdi bu güzel sanatlarda okurken Mondrian'ı falan keşfettim ben. Kareler, elemanlar buluyor. Sanki bir sanat objesi gibiydi. Yani merdiven bir araç olmasaydı, bir heykeltıraş bunu bir sanat eseri olarak yapabilirdi. Hatta kullanıyor. Mesela bir tanesi bana yazdı ki, Gürbi hocam, sizin merdivenleri ben görünce ben hayatımdaki merdivenleri iyi kullanamadığımı bana ders verdi. Bu, ben artık bir tanesini yukarı dikip tekinliğe bakmak istiyorum. Bir tekinlik istemiyorum. Farklı bir düşünce de oluşturuyor. Şemsiye'nin hikayesi de bu sergide esasında Şemsiye'yle ilgili o kadar çok şeyim var ki. Babam Karadeniz bölgesinde şey vardır. Ona aptalı satan yağmur derler. Aptal. Bir ailenin bir şemsiyesi olur. Babam da unutkan, şemsiyesini unutuyor. Anneme diyor ki sen sürekli şemsiye mi alacaksın? Niye unutuyorsun? Dikkat etsene diyor. Bu şemsiye konusu bizim bizde şey oluyor. Zaten şemsiye nerede? Dışarı çıkacağım. İşte alışverişe gideceğim. İşte tek şemsiye. Yani o şekilde Karadeniz'in o iklimsel yapısından bilinçaltıma işleyen bir şey. İşte bunun dışında kuşlar çok vardır. Çünkü niye kuş vardır? Türkiye'de hiçbir zaman ben bu yaşımda hiçbir zaman özgür olduğumu hissetmedim. Dolayısıyla bu özgürlük işte Türkiye'deki demokrasinin olmaması. Orta Doğu ülkesi mi, Avrupa ülkesi mi? Dolayısıyla kuşlar, işte balıklar orada gördüğünüz, çünkü işte Karadeniz, balık. O boşluk duygusunu seviyorum, boşluk duygusu. Bu benim, her sanatçının öyledir mutlaka. Benim işlerimde de bu, her sanat akımlarından etkilensem de, sanatçılardan etkilenmiş olsam da, çözümlememde mutlaka Türkiye'ye ait ve kendime ait ve coğrafyaya ait bir hikayesi var. Eski. Hepsi eski. Mesela bakın şunlar. Kaç yılından mesela? Şu ay yıldızı var ya, Osmanlı döneminden. Yüz yıldan fazla. Bir tane maya aldım. Bizde vardı çünkü. Bir tane daha aldım derken tesadüfen
Dedim bunları bir yan yana koyunca gözüme hoş gözüktü. Bu sefer tekrar ben EMA'ya bakmaya başladım. 500'den fazla diyorsunuz. Yani şöyle söyleyeyim. 350 tanesi, 300 tanesi falan çok iyidir. İyidir. Bunlar senelere ayrılıyor mu mesela? İşte? Öyle bir şey yapmadım. Hangi ülkeye ait, hangi şeye ait. Öyle bir şey yapmadım. O kadar profesyonel değil. Sadece dekoratif amaçla yapıyorum. Eşim gelemedi çünkü Sumru okulda öğretmenlik yapıyor. Mesela onun da katkısı vardır. Aynı eğitimi almamızın ve işte bir takım o da para kazanma işte lüks peşinde olmamasını getirmiş olduğu, beni özgür bırakması ve desteklemesini getirmiş olduğu şey de vardır. Çünkü ben para kazanım diye tatile gitsem bu sefer çalışamam. Biz 8 sene geçen seneye kadar... Tatil yapıp hem çalışma olmuyor. Vallahi yani olmuyor. Bir iş çıktığı zaman da o fedakarlığı yapmıyorsunuz. Yani bu para, yani bizim için bu paranın önemi tatilden daha önemlidir. Zaten tatil yapmaya yapmaya da öyle bir şey yapmışız ki tatil ihtiyacımız yok. Yani ama çok keyifli iş yaptığınız için belki. Bir de evet, bu şey de var belki. Ayrılmak istemiyor. Moda'da yaşamanın getirmiş olduğu şey de vardır. 26 doğru, yıldan beri buradayız. Yeri gibi. Deniz kenarları, park yerleri, bu bahçe işte filan bu şekilde bir hayatımız var. Sadece işte hayat ilkem benim sağlıklı olabilmek, dürüst olabilmek, üretmek. Ve bunu paylaşmak. Bunu paylaşmak. Paylaşan olursa paylaşırız.